أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. ربّم جل جلاله her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, yaşadığımız sürece iman ve istikamet üzere yaşamayı, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamayı, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, Ruz-u Mahşer'de Habibine komşu olabilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi her birimize, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza ve çocuklarımıza nasip eylesin. Kıymetli dostlar, imtihan dünyasında yaşadığımız bu atmosferde Rabbimiz Rahman ve Rahim sıfatları ile bizlere tecelli ederek imtihanı kazanmak, başarılı olmak ve ahirette yüzümüzün ak olması adına Allah her türlü yardımı bizlere yapıyor. İmanla beraber şereflenen, Allah'a ve ahiret gününe inanan insan, bu imanı devam ettiği sürece, bu imanda sabit olduğu sürece, Allah ona sağanak sağanak rahmetini, merhametini yağdırıyor, elinden tutuyor, onu tertemiz kılmak istiyor. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri, İmtihanı kazanmak suretiyle bizi cennete yerleştiriyor. İmtihanı kaybedenleri de cehenneme yerleştiriyor. İmtihanı kazanıp ve kaybetmek melekler için söz konusu değil, hayvanlar için de söz konusu değil ama insanlar için söz konusu. Allah Celle Celaluhu cehennemle ilgili لَاَمْلَ اَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ dedi. Yani ben söz verdim. Cehennemi insanlar ve cinlerden dolduracağım dedi. Demek ki imtihana muhatap olan insanlar ve cinlerdir. Yarın cehennemi Allah Celle Celaluhu bu imtihanı kazanamayan insanlar ve cinlerle dolduracaktır. Öyleyse İmtihana tabi olan biziz.
İmtihanı kazandığımız takdirde mükafatımız sonsuz. Kaybettiğimiz takdirde de cezası dayanılmazdır. Ben bugünkü dersimizde işin müjde boyutunu, Rabbimizin bize nasıl merhamet elini uzattığını siz kardeşlerimizle müzakere etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, elbette Allah Celle ve Ala Hazretleri meleklerden farklı yarattığı biz insanlara imtihan olabilmemiz için verdiği aklın yanında bizi kötülüğe doğru teşvik eden iki tane güç var. Birisi şeytandır, birisi de nefistir. Allah Celle Celaluhu bile bile bize nefis düşmanını ve şeytan düşmanını karşımıza dikiverdi. Ve bize de dedi ki, kullarım, bakın bu şeytan var ya, sizin babanız Adem'i ve anneniz Havva'yı cennetten çıkarttı, haberiniz olsun. Size bu hiç iyi rüya görmez. Bu sizin amansız düşmanınızdır. Bu size neyi teklif ederse düşman teklifidir, bunu böyle bilin. Babamız Adem ile annemiz Havva aleyhisselamı nasıl kandırdığını da Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak birkaç yerde anlatıyor. Şeytan aleyhillâne babamız Adem aleyhisselam ile Havva annemize geldiğinde ve qasemehuma inni lekuma leminen nasihin. Yemin etti. Vallahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. Meleklerden bir melek olasınız. Ebedi cennette kalasınız. Ben bunu istiyorum dedi. Yemin de yaptı. Siz bu ağacın meyvesinden yemelisiniz. Allah size niçin yasakladı biliyor musunuz? Eğer yerseniz melek olacaksınız. Melek olmanızı istemedi onun için. Tam tersini söylüyor. Eğer bundan yerseniz ebedi cennette kalacaksınız. Allah sizin ebedi cennette kalmanızı istemedi. Onun için buna yemeği yasakladı. Dedi ve yemin etti. Neticede Adem babamız da Havva annemizi aleyhisselam cennetten çıkartan o şeytanın bize amansız düşman olduğunu, kıyamete kadar görevini icra edeceğini Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere beyan etmiştir. Şimdi şurasını paylaşacağım. Meleklere şeytan tesir edemez. Şeytan meleklere tesir edemediği gibi bizim içimizdeki nefis var, nefs-i emmare var. Böyle bir duygu da meleklerde yoktur. Ama şimdi siz aldınız abdestinizi, geldiniz camiye. Ne için geldiniz? Efendim Allah'ın emridir diye geldiniz. Erken geldiniz, birkaç ayet, hadis, sohbet dinleriz dediniz. Vaktimizi değerlendirelim dediniz. Şimdi nefsiniz bunu onaylamamıştır yalnız. Nefs-i emmare bunu onaylamamıştır. Şeytan da bunu onaylamamıştır. Siz şeytana rağmen, nefse rağmen bunu yapıp geldiniz. Böyle olunca işte bu gelişinizde şu anda inanın ki caminin kapısında görevli melekler var. Cuma günü caminin kapısına görevli melekler dikilir. Gelenleri kaydetmek için dikilirler. Şu anda caminin kapısında melekler var mı? Elhak var. Ben sizin varlığınızı görüyorum, varlığınıza inandığım gibi şu anda kapıda meleklerin olduğuna da inanıyorum. Onlar da bizi dinliyorlar. Bu melekler ne için geliyorlar? Cuma'ya gelenleri yazıyorlar, kaydediyorlar. İlk gelenler, arkasından gelenler, daha arkasından gelenler diye kayıt yapıyorlar. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ne zamana kadar bu kayıt işlemi devam eder? Hatip hutbeye çıkıncaya kadar. Hatip hutbeye çıkmaya başladığı zaman melekler defterleri dürerler. Ondan sonra kayıt almazlar. O zamana kadar gelenleri grup grup, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci grup olarak nitelendirirler. İlk gelenlerin mükafatını çok büyük yazarlar. Efendimiz anlaşılsın dille, anlaşılır bir dille şöyle söylemiştir. İlk gelenlere sanki bir deve tasadduk etmiş gibi yazarlar. Arkasından gelenlere bir tosun tasadduk etmiş gibi yazar. Arkasından gelenlere bir koç tasadduk etmiş gibi. Gittikçe geç gelenler geç geldikçe bu aşağı doğru düşüyor. En son
işte bir tavuk tasadduk etmiş gibi, sonra bir yumurta tasadduk etmiş gibi, sonra bir hurmaya kadar düşüyor iş. Ondan sonra da defteri kapatıyorlar. Yani ondan sonra gelenlerin cuması kabul olmaz anlamında değil. Bu mükafatlandırma adına efendim melekler geliyorlar, kayıtları alıyorlar. Peki şimdi siz camidesiniz. Melekler de camidedir. Melekler çok da uzaktan geldiler. Sizin aldığınız mükafatı melekler alabilir mi? Alamaz. Çünkü siz imtihandasınız, nefse rağmen, şeytana rağmen bunu yapıyorsunuz. Onların önünde böyle bir engel yok. Dur, gitme diyen yok. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar Allah'a isyan etmezler. Memur oldukları şeyi hemen سَمِعْنَا وَاطَعْنَا yerine getirirler. Dolayısıyla bizim ibadetimizi güçlendiren, mükafatını büyük hale getiren nedir? O nefse rağmen bu işi yapmış olmamızdır, şeytana rağmen bu işi yapmış olmamızdır. Öyleyse aklı başında olan insanlara göre, Allah'ın talimatına kulak veren insanlara göre şeytanın varlığı bizim aleyhimize değil, aslında lehimizedir. Niye? Şeytan var ki bizim ibadetimiz meleklerin ibadetinden daha değerlidir. Nefis var ki bizim ibadetimiz çok daha değerlidir. Şimdi kıymetli dostlar, dediğim gibi bugünkü dersimizde Rabbimizin bize merhamet elini uzattığını, bizi mutlaka tertemiz kılmak istediğini ve pırıl pırıl tertemiz bir şekilde dünyadan ahirete göçmemizi talep ettiğini, nasıl talep ettiğini müzakere etmiş olacağız. Sadece bunun bir perdesini, bir yönünü müzakere etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi insanın iki yanı arasında bir nefsi emmaresi var, içindedir o. Nereye gidersen git seninle beraberdir. O insanı daima kötü duyguları üfler durur. Üfler durur. Şeytan da insana fırsat bulduğu zaman üfler durur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Estaizu billah ve imma yenzagenneke mineşşeytani nezgun festaizu billah diyor. Yani kullarım, ben size şeytan diye bir düşman önünüze koydum, bunu söyledim size. Görmediğiniz bu şeytan geldi, size bir vesvese verdi. Ne yapacaksınız? Tekme tokat girişemezsiniz. Görmüyorsun ki tekme tokat girişeceksiniz. Şeytan size gelip vesvese verdiği zaman hemen اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Allah'ım beni kovulmuş olan şeytanın şerrinden koru. Sana sığınıyorum deyip bana iltica edin diyor Allah. Bakın düşman geliyor, şeytan geliyor. Gelecek de son nefesimize kadar gelecek. Ama şeytanın bizi ihva ve idlal etmek istediğini, yani ayağımızı kaydırıp Adem Aleyhisselam'ın başına getirdiklerini bizim de başımıza getirmek istediğini anladığımız her yerde ne yapacağız? Düşmanımızın farkında olacağız. Silahımızı kuşanacağız. Şeytanın karşısında kuşanacağımız silah nedir? Tevbe ve istiğfar silahıdır. Ve Allah'a sığınma silahıdır. Allah'ım şeytanın şerrinden kovulmuş, şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Bunu dediğimiz zaman Cenab-ı Hak bizi koruma altına alır. Ama buna devamlı ihtiyaç var. Buna devamlı ihtiyaç var. Yani son nefesimize kadar biz şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden ne yapacağız? Allah'a sığınmış olacağız. Yusuf Aleyhisselam bile Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine Allah'ım sen bana yardım et dedi. Ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne. Allah'ım bu kadınlar bana yanlış ve çirkin teklifte bulunuyorlar. Nefis ve şeytan da bunların tekliflerini körüklüyor. Ben senden yardım istiyorum. Bunların hilesini, desisesini benden uzaklaştır. Benim elimden tut, bana yardım et. Eğer sen onların hilesini benden uzaklaştırmazsan, meylederim onlara, yanarım. Meylederim, yanlış yaparım. Felaketlere sürüklenirim, sana sığınıyorum. Allah'ım sen beni koru. Kıymetli dostlar, onun için biz gözümüzle göremediğimiz bu şeytanın şerrinden
kendimizi korumak için yerlerin göklerin sahibi olan Allah'a daima iltica etmek lazım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunun çok alıştığımız bir zikri, bir cümlesidir. Buna daima ihtiyaç vardır. Şimdi bizi kötü duygularıyla günaha doğru sevk etmek isteyen nefsi emmare ve yine gözümüzle görmediğimiz şeytan daima bizi kovalar. Ayağımızı kaydırmak ister. Ne zamana kadar? Çok affedersin, gavur yapıncaya kadar. Başka türlü doymak bilmez. Gavur yapıncaya kadar uğraşmasına devam eder. Gavur yapınca zaten cehennemde kendisine arkadaş yapmıştır. Ondan sonra uğraşmaya gerek yok. Yani şeytan gavurlarla uğraşmaz. Adamın bir tanesi geliyor diyor ki, ya Resulallah, ben herhalde münafık oldum diyor. Ne biçim ifade ediyor, nasıl yani sen münafık oldum diyorsun. Diyor ki, ya Resulallah, yani içime öyle duygular geliyor ki, dilimle söyleyemiyorum onları. Eğer dilimle söylesem dinden imandan çıkacağım. Öyle kötü duygular içime geliyor. Dışarıda ben imanı yaşıyorum, İslam'ı yaşıyorum, namaz, abdest falan tamam. Sohbete geliyorum tamam ama içimde bir takım böyle fırtınalar dönüyor. Söylediğim zaman tehlike olabilecek cümleler kalbimden geçiyor diyor. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, buna üzülmene gerek yok, bu mahza imandandır diyor. Bu senin imanından kaynaklanıyor. Ne demek bu? Yani eğer bir adam, çok affedersin, gavur olsa, şeytan onun kalbine bir şey akıtmasına gerek yok, zaten şeytanın arkadaşı olur. Kalbinde iman var ki seni ne yapıyor? Dürtüklüyor, uğraşıyor seninle, bir şeyler akıtmaya çalışıyor. Onun akıttıklarından sen rahatsızlık duyuyor musun? Ha, duyuyorsun, işte bu imandır işte. Onun kalbine akıttığı kötü duygulardan rahatsızlık duyuyor musun? Duyuyorsun, işte bu imanın kendisidir. Rahatsızlık duymasan, o zaman birleşti, şeytanla insan birleşmiş oluyor. Mahza iman hangisidir? İçinde kötü duygular oluşuyor. O kötü duygulardan sen rahatsızlık duyuyorsun. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu hani derler ya, kış kışlığından vazgeçmez. Şeytan da şeytanlığından vazgeçmez. Biz son nefesimizi teslim edinceye kadar, inşallah imanı kamille teslim ederiz, bu mücadele, bu savaş devam edecek. Ancak bizim en sevindiğimiz taraf neresidir? Rabbim diyor ki, darda kaldığın zaman bana gel diyor. Baktın ki seni kovalıyor, bana gel diyor. Rabbimiz her zaman bizimle beraberdir. Yani telefon açıp birisini aramaya gerek yok yani. Polisi çağırmaya gerek yok yani. Allah Celle Celaluhu bana sığın diyor ya, bana sığın. Yeter ki biz Allah'a sığınmasını bilelim, ona sığınalım. Bana sığın dediğine göre yardım edecek ki bana sığın diyor, değil mi? Ha. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim size, cinler var mı yok mu? Var, şeytan zaten cinlerin babasıydı. Peki, cinleri biz görmüyoruz. Onlar bizi görüyorlar. O zaman onlar bizi kızdıkları zaman ağzımızı burnumuzu düzeltsinler bakayım haydi. Yani onlardan bizi kim koruyor? Allah koruyor. Yoksa bizim görmediğimiz düşmanlar onlar. İstedikleri zaman istediği gibi bize iş yapabilirler mi? Yapamazlar. Yapabilselerdi bizi rahat bırakmazlardı zaten. Yani Allah Celle Celaluhu, biz kendisine iltica edersek, ona sığınırsak bizi ne yapacaktır? Koruyacaktır. Şimdi kıymetli dostlar, şeytan bizi kovalayacak, nefis de bizi kovalayacak. Biz beşeriz yani, melekte değiliz. Zaman zaman ne oluyor? Onlar bizi aldatabiliyorlar. Yanlış yaptırabiliyorlar bizi. Belki hayatta yaptığımız yanlışlar, yaptığımız doğrulardan fazla da olabiliyor. Bu konuşmadan kaynaklanabilir, bakışlardan kaynaklanabilir, tavır ve davranışlardan kaynaklanabilir. Çocuğumuzun bize olan teklifini Allah'ın kesin talimatından daha önemsemiş olabiliriz. Büyük bir yanlış. Hanımın bizden olan isteğini Allah ve Resul'ün isteğinden daha çok önemsemiş olabiliriz. Büyük yanlış bunlar. Gözümüzü haramdan korumakta sıkıntı yaşar. Dilimizi yalandan ve gıybetten korumakta sıkıntı yaşayabiliriz.
ibadetlerimize göstermemiz gereken hassasiyeti ihmal etmiş olabiliriz. Kısacası kul olarak haddimizi aşmış olabiliriz. Bütün bunlar Allah'ın yanında kredimizin düşmesine yol açacak. Başka bir ifadeyle Allah'tan uzaklaşmamıza, cehenneme yaklaşmamıza yol açacak olan sebeplerdir. Allah bize diyor ki, kulum, bunlar olabilecek şeylerdir. Sen bunların varlığına üzüleceksin ama umut kesmeyeceksin. Ben hemen sana imdat elimi uzatıyorum. Nasıl? Nasıl mı? Kullarım, günahınız ne kadar fazla olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, bir günahınızın farkında olacaksınız. İki, bundan dolayı benden özür dileyeceksiniz. Başka merasim yok. Günahınıza farkında olacaksınız, pişman olacaksınız, benden özür dileyeceksiniz. Ne kadar günahınız olursa olsun, hiç önemli değildir. Bağışlayacak olan benim diyor. Hatta bir ifade şöyle geçiyor. Yer dolusu günahın olsa, yer dolusu günah. Nasıl bir şey bu? Bunun ağırlığını ölçemeyiz değil mi? Yer dolusu günahın olsa, farkında vardın, farkında oldun, pişman oldun, ne olacak benim halim dedin, hemen Allah'a iltica ettin, estağfurullah dedin, özür dilerim Allah'ım, ben bu gidişattan pişmanım, nadimim, vazgeçtim, pişman oldum bu manzaraya dedin ve istiğfar ettin. Sen bana yer dolusu günahla geldiysen, ben de seni yer dolusu bağışlamayla karşılarım der. Bir anda bitti bu işte. Bir anda sıfırladın, tertemizsin artık ya. Ne ile? Evvela ciddi bir pişmanlığa ihtiyaç var. Evvela ciddi bir pişmanlığa ihtiyaç var. O pişmanlıktan sonra özür dilerim Allah'ım dediğimiz zaman Allah Celle Celaluhu hangi yüzle bana geldin dünyada kimseye dememiştir. Ahirette söyler de dünyada kimseye söylememiştir. Yani bu kadar günahla mı gelip benden özür diliyorsun? Cenab-ı Hak Firavun'a bile demedi. Firavun bu kadar adam öldürdü, astı kesti. Musa Aleyhisselam gibi bir peygamberi yok etmek için. Mazlum, mazlum, masum, anadan doğmuş yavruları kesti, yaptığı zulümler arşa dayandı. Fakat her şeye rağmen Musa Aleyhisselam onu imana davet ettiğinde bir kelime-i şehadet getirseydi, bütün ömrü boyunca yapmış olduğu günahların hepsini beleşten yiyecek miydi? Yiyecekti. Çünkü el iman el İslamu yucubu ma qablehu. Bir insan ne kadar kafir olarak yaşarsa yaşasın, sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek kelime-i şehadet getirdiğinde sanki anasından yeni doğmuş gibi günahsız, pırıl pırıl, tertemiz hayata yeni başlıyor. Geçmişteki günahlarını siliyor. Aklınıza değişik sorular gelebilir, her sorunun cevabı vardır. Geçmişteki durumları, iş Allah'a kaldıktan sonra Allah halledebilir mi? Herkesi memnun edebilir mi? Edebilir. Bizim sizinle paylaşmak istediğimiz nokta şurası. Şu anda beni dinleyen siz dostlarımız, camiyi tıklım tıklım dolduracak olan cemaatimiz, bugün İstanbul'da cuma saatinde camileri tıklım tıklım dolduracak olan cemaatlerimizin tamamının ömürleri boyunca işlemiş oldukları günahların tamamı Firavun'un günahına asla denk olamaz. Çünkü küfürle masiyetler asla kıyaslanamaz. Yaptığı zulümler ve küfür, iki tane peygamber ayağına defaatle geldiği halde iman etmeyen Firavun'un günahı ile sadece bu cami değil, İstanbul'u bugün cumada tıklım tıklım dolduracak olan imanlı cemaatimizin ömürleri boyunca işlemiş olduğumuz günahların tamamı Firavun'un günahına, Ebu Cehil'in günahına denk değildir. Eğer Firavun ve Ebu Cehil son nefesleri gelmeden önce bir kelime-i şehadet getirmiş olsalardı, bunlar tamamen temizlenecek miydi? Temizlenecekti. Öyleyse ne dersiniz?
Bugün İstanbul'un bütün camilerini dolduracak olan siz ve diğer dostlarımız, cemaatimiz, mümin kardeşlerimiz, gerçekten günahımızın farkına vararak, ezikliğini hissederek, pişmanlık ve nedamet duyarak, estağfirullah, özür diliyorum Allah'ım, ben yanlış yaptım, böyle olmamalıydı, bundan sonra yapmamaya karar verdim dersek, anamızdan doğmuş gibi günahsız kılar mı, kılmaz mı? Âmenna ve saddakna, kılar. Allah Celle Celaluhu onun için merhamet elini her zaman bize uzatıyor. Şimdi kıymetli dostlar, şuradan başlayayım hadisi şerifimize. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize olan müjdelerini paylaşmış olacağım. Kur'an-ı Kerim'den de bazı ayeti kerimeleri paylaşacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre şöyle buyurur. Men lazimel istiğfar cealallahu lehu min kulli dıyqin mahraca ve min kulli hemmin faraca ve razaqahu min haythu la yahtesib. Bir kul eksiklerini itiraf eder. Kullukta kulluğun hakkını ödeyemediğini idrak eder. İbadet yapsa bile bu ibadetin liyakatını ayarlayamadım. Mevlam'a layık bir ada bile müeddeb olarak kaliteli bir ibadet gerçekleştiremedim. Allah'a arz edecek kalitede değildir benim ibadetim diyerek onun bile ezikliğini yaşasa. Ve bunu idrak eden bir insan hayatı boyunca tabiri caizse can kurtaran simidi gibi estağfirullah, 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 bunu hayatının bir parçası haline getiriyor. Gece uykusundan kalkarken estağfirullah, efendim evinden çıkarken istiğfar ediyor, oturuyor kalkıyor istiğfar ediyor, hayatının bir parçası haline getiriyor istiğfarı. Eğer bir insan İstiğfarı hayatının bir parçası haline getirir, bilinçli bir şekilde istiğfar ederse, ona Allah neler verecek, neler verecek. Devamlı istiğfarın insana sağladığı faydalardan üç tanesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu hadisi şeriflerinde bizlere öğretiyorlar. Nedir bu üç tane faydası? Birincisi, burada sadece istiğfar demiyor yalnız, istiğfara devam ederse, mülazim olursa, yani hayatın bir parçası haline getiriyor istiğfarı. Nedir burada birinci mükafatı? Cealallahu lehu min kulli dıyqin mahraca. Her darlıktan bir çıkış yolu Allah ona verir. Darda kaldın, imdat dedin, Allah sana imdat eder. Demek ki kıymetli dostlar, biz sadece daraldığımız zaman imdat ya Rabbi imdat dememize gerek yok. Darda kaldığımız zaman bize bir çıkış kapısının açılmasını istiyorsak ömrümüzün içerisinde müdavim olacağımız, asla kendisine fasıla vermeyeceğimiz bir istiğfar alışkanlığımız olmalıdır. İstiğfar alışkanlığımız olmalıdır. Bakın dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde Allah onu anasından doğmuş gibi pırıl pırıl tertemiz kıldığını beyan ettiği halde, Kur'an-ı Kerim'de bu müjdeler kendisine verilmiş. Böyle olduğu halde aleyhissalatü vesselam Efendimiz her namazdan sonra istiğfar ederdi. Her gün 100 civarında istiğfar ederdi. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra istiğfar eder. Her gün en az 100 civarında ayrıca istiğfar ederse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının akışı içerisinde, biz nasıl ki günümüzün akışı içerisinde sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği vardır. Bu nedir? Hayatımızın bir parçası haline geldi yemek ve çay içmek, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının akışının içerisinde bir de istiğfarı yerleştirdi. Her namazdan sonra namazımın kalitesi arzu edilen seviyede olmamış olabilir diye istiğfar eden bir peygamber.
Ve kalbimde arzu ettiğim kaliteyi her zaman yakalayamayabiliyorum diye en az günde 70 kere veya 100 civarında istiğfar eden bir peygamber ne yapmış oluyor? Hayatının bir parçası haline getiriyor istiğfarı. Şimdi siz veya biz kim olursa olsun bir insan istiğfara devam ederse gece gündüz yolda giderken trafikte seyrediyorsun, kırmızı ışıkta araba durdu. Niye boş duruyorsun kardeşim? Çek istiğfarını. Getir salavat-ı şerifeni, niye boş duruyorsun ki? Direksiyon elini meşgul ediyor. Debriyaj ayağını meşgul ediyor. Gönlünü ve dilini meşgul eden ne var? İstiğfar et, zikret, salavat-ı şerife getir. Durmadan ahirete aktar. Dünya hayatından, dünya hayat sermayenden ahiretini aktar. Niye boş duruyorsun ki? Evet, bir insan istiğfara devam ederse, Allah ona her darlığında, her darda kaldım Allah'ım dediğinde bir çıkış yolu ikram eder diyor. 2. Ve min külli hemmin feracan. Moralini bozan, kendisini strese sokan, çözemediği neler varsa Allah onlardan da ona bir çözüm yolu ikram eder. Bunları içimizde yaşayan çok kardeşlerimiz, uçağa kim biner? Uçağa fabrikatörler biner. Uçağa binmek ne? Sadece biz duyardık, uçak kalktı, indi, bindi, o kadar. Şimdi uçağa binmeyen adam yok. Hayal etmediğimiz şeyler, ulaşamadığımız, hayalimizin ulaşamadığı şeyler Allah bizlere vermiştir. İşte ümit etmediği taraflardan Allah rızıklandırır diyor ya, çoğumuzun ümit etmediğimiz yönlerden Allah bizi rızıklandırdı. İşin farkında olmak lazım. Şimdi şuna geleceğim. İstiğfara devam edersek, günahlarımızdan Cenab-ı Hakk'a özür dileyip estağfirullah, estağfirullah diye hayatımızın akışı içerisinde istiğfarı bir parça haline getirirsek, Allah Celle ve Ala Hazretleri 3 tane büyük sıkıntıdan bize çözüm yolu ikram ediyor. Diyor ki bir darda kaldığın yerde ben sana o istiğfara devam etmen sebebiyle bir çıkış tüneli açacağım. Çıkacaksın o dardan. 2. Seni strese sevk eden, bunalıma sevk eden sıkıntıların var ya, onları da ben yok edeceğim diyor. 3. Rızık meselesi. Ümit etmediğin taraflardan seni rızıklandıracağım. Ey dostlar, dün İnşaatta amele olarak çalışmak için iş bulabilsem, amele olarak çalışabilsem ah diyen kardeşlerimizin şimdi birçoğu müteahhittir. Gökdelenler yapıyorlar. Hayal edebilir miydi böyle bir şey? Gökdelenler yapıyorlar. 1 trilyona, 1,5 trilyona daire satıyorlar. 1,5 trilyonu rüyasında görmeyen adamlar şimdi 1,5 trilyona daire satıyorlar. Hayal edilmeyen şeyler gerçek oldu. Onun için biz istiğfara devam edersek Allah bu sıkıntılarımıza çözüm yolu ikram edecek. Şimdi Ahmed İbni Hanbel diye büyük alimlerden, mezhep müçtehitlerinden ve gerçekten hadis dalında da büyük efendim üstadlardan olan bu zat, yaşlı piri fani, karar vermiş bir gün camide geceleyeceğim, sabaha kadar camide ibadet edeceğim diye. Camideki görevli bekçi baktı ki yaşlı birisi camide, pirifani birisi camide duruyor. Çık dışarı demiş ona. Tanımıyor onu, bilmiyor. Gecenin geç saatinde. Diyor ki ben diyor burada ibadet edeceğim diyor. Olmaz, olur olmaz. Ben diyor burada ibadet edeceğim. Camideki görevli tutmuş bunu bacağından çıkaramayınca çeke çeke kapıya kadar çekmiş onu. O, hayır ben burada ibadet edeceğim. Hayır, ben buranın bekçisiyim, dışarı çıkacaksın diyor. Derken fırıncı oradan geçerken bakıyor ki pirifani yaşlı birisi camideki görevli ayağını çeke çeke dışarı atmaya çalışıyor onu. Diyor ki ne oldu diyor. Camideki görevli diyor ki ya diyor camiyi kapatacağım, kilitleyeceğim, bu adamı dışarı çıkmam diyor bu yaşlı. Çıkaramadım onu diyor. Ben diyor bunu çıkarmam gerekiyor. Çeke çeke buraya kadar getirdim onu diyor. Fırıncı diyor ki, bakıyor yaşlı pirifani,
Efendim diyor, gelin diyor, ben sizi evime misafir edeyim diyor. Siz ibadetinizi evimde yapın diyor. Peki diyor, cami kapandı. Efendim, alıyor onu evine. Bu yaşlı pirifane Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, bu zaten evinde abdestini alıyor. Efendim, biraz yemek bir şeyleri getiriyor, onları yedikten sonra başlıyor. Efendim, yine namazına, ibadetine, zikrine devam ediyor. Fakat öbür tarafta fırıncı da durmadan hamur yoğuruyor. Hamur yoğurma sesi geliyor Ahmed İbn Hanbel Hazretlerine. Hamur yoğururken durmadan estağfurullah, 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 estağfurullah. Dur, hem hamur yoğuruyor hem istiğfar ediyor. Hem hamur yoğuyor hem istiğfar ediyor. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri kalkıyor, kapıyı çalıyor. Diyor ki, selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Kardeşim diyor, sen bir taraftan hamur yoğuruyorsun, bir taraftan durmadan estağfurullah diyorsun. Ben diyor, hayatımda boş durmaya hiç alışmış değilim. Nasıl olsa hamuru yoğuruyorum. Ben beşer olarak, kul olarak işlemiş olduğum günahların haddini, hesabını bilemiyorum. Niye boş durayım? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyeyim. Cenab-ı Hak'tan günahlarım, eksiklerim, kusurlarım sebebiyle istiğfar edip durayım. Bunu, bu benim prensibimdir diyor. Diyor ki ona, o zat, Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, istiğfar eden insan mutlaka umut ettiklerine ulaşır. Allah'tan ne isterse alır. Sen bu kadar istiğfar ettiğine göre bugüne kadar Allah'tan isteyip de alamadığın bir şey var mı? Yok diyor. Allah'tan ne istediysem hepsini aldım. Bir tanesi hariç diyor. Allah'tan ne istediysem hepsini aldım. Bir tanesi hariç diyor. Peki diyor, her istediğini aldın da bir tanesi hariç. Hangisi o bir tanesi? Diyor ki fırıncı, ben Allah'a çok dua ettim. Ahmed İbn Hanbel diye bir alim var. Bir muhaddis var. Allah'ım onu görmeden benim canımı alma diye Allah'a çok yalvardım. Bir onu göremedim. Bir onu da görsem bütün istediklerim yerine gelmiş olacak. O zaman Ahmed İbn Hanbel, senin istediğini ayağından çektire çektire sana kadar getiren Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Aradığını da bulmuş mu? En son aradığını da bulmuş mu? Nasıl ulaşmış ona? Bir tanesi çeke çeke götürüyor onu, camiden uzaklaştırmak için onu. Çeke çeke götürüyor, fırıncı da geliyor, kapıda tevafuk ediyorlar. Ne anlaşıldı kıymetli dostlar? Ahmed İbn Hanbel diyor ki bu zata, sen durmadan istiğfar ediyorsun. Estağfurullah, estağfurullah. Bir taraftan hamur yoğuruyorsun, bir taraftan estağfurullah. Dilin hiç boş durmuyor. Evet diyor, ben diyor bunu diyor prensip haline getirdim diyor. Ben devamlı istiğfar ederim diyor. Prensibimdir bu diyor. Niye boş durayım ki diyor. Ömür tükeniyor, nefes tükeniyor. Allah'a karşı da vazifelerimde kusurum oluyor. Peki diyor, sen bu kadar istiğfar ettiğine göre diyor, istiğfar eden insan her arzu ettiğine ulaşır. Bugüne kadar yaptın bu istiğfarlar neticesinde arzu ettiklerine ulaştın mı? Hepsine ulaştım diyor. Allah'tan isteyip de bugüne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Sadece bir tane var. Nedir o? Ahmed İbn Hanbel diye büyük bir alimin varlığını duyuyor. Güzel güzel nasihatleri kulağımıza kadar geliyor. Allah'ıma dua ettim, Allah'ım o zatı görmeden canımı alma. O alimin feyzinden, bereketinden istifade etmeden canımı alma dedim. Bir bu gerçekleşmedi. Bunun dışında bütün isteklerim gerçekleşti. Ahmed İbn Hanbel de cevabını verdi. İşte aradığın o da tamamdır. Demek ki İstiğfara devam etmenin efendim insana sağladığı ne varmış kıymetli dostlar? Her türlü isteğini eninde sonunda Allah sana verecektir. Şimdi ezan-ı Muhammedi okundu. Şöyle toparlayayım kıymetli dostlar. Bu anlattığımın anlaşılmasında Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelere baktığımız zaman gerçekten Kur'an'daki ayetler de bize bunu gösteriyor. Nuh Aleyhisselam kavmine efendim diyor ki imansızlıktan vazgeçin diyor. Bir de istiğfar edin diyor Rabbinize. İstiğfiru Rabbeküm. Eğer Rabbinize istiğfar ederseniz ne olur biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde kuraklık var, kısırlık var. Kuraklık var, kısırlık var. Felaket efendim bir darlık var. Nuh Aleyhisselam diyor ki,
Bakın diyor, eğer istiğfar ederseniz Rabbinize, ne olacak biliyor musunuz? يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Gökten rahmet yağacak da yağacak, kuraklık kalkacak, kuraklık kalkınca rızıklar bollaşacak, çoğalacak. Ve يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Mallarınızı artıracak. Kısırlık da kalkacak, çocuklarınız, nesliniz de çoğalacak. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Demek ki, kısırlıkla istiğfarın alakası var mı? Kuraklıkla istiğfarın alakası var mı? Hepsiyle var. Siz eğer istiğfar ederseniz, ben de size bereket kapılarını açacağım diyor. Mesele anlaşılmıştır kıymetli dostlar. İstiğfar, istiğfar. Hazır 3 ayların içerisindeyiz. Recep-i Şerif'in ortasına doğru geldik. Rabbim Ramazan-ı Şerif'e de idrak etmeyi nasip eylesin. Dolayısıyla istiğfara en çok alışabileceğimiz mevsimlerden bir mevsimdeyiz kıymetli dostlar. Buradan çıktıktan sonra adın Reşit, sen de sen işit olmasın. Kulağımızın bir tarafından girip bir tarafından çıkmış olmasın. İstiğfarı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Yüce Rabbim istiğfarı bol yapanlardan ve istiğfarı kabul edilenlerden eylesin her birimizi. El Fatiha.